Değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kadın toplum içinde nasıl davranmalıdır? Aslında bu soruya bir soru olarak da erkek toplum içinde nasıl davranmalıdır sorusunu da sormak gerekiyor. Çünkü sanki bu toplum içerisinde belli ölçülere göre davranmak sadece kadınların özelliğiymiş, kadınlara ait bir görevmiş, erkeklerin de böyle bir görevi yokmuş gibi bir algı. Kesinlikle ilmi değildir. Hem gerçeğe aykırıdır, hem de akla ve örfe uymaz. Dolayısıyla bir insan olarak bulunduğumuz bütün konumlarda o insanlığa, o Müslümanlığa ve bulunduğumuz konuma uygun tavır ve davranışlar söz konusudur. Şimdi mesela bir kadın her ne kadar bir fert ise de bulunduğu konum itibariyle farklı özellikleri ve sorumlulukları vardır. Mesela bir kadın kul olarak Rabbine, ümmet olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama, varlık olarak bütün varlıklara, kız çocuğu olarak anne babasına, eş olarak kocasına, anne olarak çocuklarına, komşu olarak diğer komşu kadınlara, teyze ve hala olarak yeğenlerine, insan olarak da bütün topluma karşı görevleri, sorumlulukları ve soruya dönecek olursak davranışları söz konusudur. Demek ki bir Müslüman hanım hatta kendine karşı da sorumlulukları söz konusudur. Sadece dış dünyadaki varlıklara karşı değil, kendi içinde, kendine karşı, şahsına, şahsiyetine karşı da sorumlulukları söz konusudur. Öyleyse konuya sadece toplumdaki davranışlar açısından değil, bütün açıdan bakılmasında fayda görüyoruz. İşte eğer sorudaki konuyu sadece topluma çıktığında, diğer insanların yanına, dışarıya çıktığında bir hanımefendinin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir diye sorulacak olursa, bunu da birkaç madde halinde özetlemekte fayda var. Öncelikle hanımefendinin bir bayan olması açısından ve diğer insanlara karşı örtmesi gereken, sakınması gereken yerleri erkeklere göre farklı olduğundan önce konuya tesettür açısından bakarız. Öyleyse bir kadın eli ve yüzü hariç bütün bedenini, organlarının derisinin rengini göstermeyecek derecede kalın ve kadınlık organlarını ortaya çıkarmayacak derecede geniş, el ve yüzünün dışındaki bütün organlarını, bedenini örten bir elbiseyle çıkmak zorundadır. Buradaki örf, adet, gelenek ve göreneklere göre bir giyim tarzı tercih edebilir. Anadolu'da yaşayan bir hanımefendinin veya Çin'de yaşayan bir Müslümanın veya Arabistan'da yaşayan bir Müslümanın veya Erzurum'da doğuda yaşayan bir Müslümanın veya İstanbul'da yaşayan bir Müslüman hanımefendinin kendi bulunduğu konuma ve duruma göre giyim tarzı, giyeceği elbisenin rengi, şekli değişebilir ama bu ölçüler hepsinde mutlaka bulunmalıdır. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu, bir Müslüman hanımefendi sadece bedensel olarak örtüyle yetinmemeli, ruhsal hal ve tavır olarak da örtüye bürünmelidir. Buna biz elbise, takva elbisesi diyoruz, manevi örtü diyoruz. Mesela bir hanımefendi şeklen İslam'a uygun örtünmüş ama erkeklerle şakalaşıyor. Kendine nikah düşen erkeklerle şakalaşıyor ve şu böyle şehvi duygular, hareketleri, kamçılayıcı tavır ve davranışlar sergiliyor. Bu da dinimize göre kesinlikle haramdır. Yani kadın iki örtüye bürünmelidir. Hem bedensel olarak tesettüre uygun örtünmeli, hem de ruhsal hal ve tavır olarak gayet ciddi, dürüst, kadınlığın haysiyetini incitmeden Müslüman bir hanıma laf getirmeyecek şekilde konuşmalarıyla, tavrıyla, hareketleriyle, hatta ve hatta yürüyüşüyle o olgunluğu, o samimiyeti, o dürüstlüğü göstermek durumundadır. Şimdi bunları göstermediği takdirde manevi örtüyü gerçekleştirmemiş
ve takva elbisesine bürünmemiş demektir. Diğer taraftan bir Müslüman hanımefendinin nikah düşen bir erkekle baş başa kalmaması, onunla kesinlikle tokalaşmaması yani dokunmaması da Allah'ın bizden istediği emirlerdendir. Şu halde bir Müslüman hanım hem kendine hem inandığı Allah'a, Kur'an'a, peygamberine, İslam'a asla laf söz getirmemeli, Müslümanca bir tavır sergilemeli ve diğer Müslüman hanımlara, özellikle genç kızlarımıza, genç yavrularımıza rol model olabilmeli. Bir Müslüman hanımefendi hem giyiş giyimiyle hem de manevi örtüsüyle böyle olur dedirtmelidir. Elbette bir Müslüman kurallar içerisinde, kendi kuralları içerisinde bu şartlara uyarak toplumda görev ifa edebilir. Değişik alanlarda vazife görebilir. Ama bu vazifeleri ve görevleri yerine getirirken bu İslam'ın ortaya koyduğu kuralları mutlaka yerine getirerek çalışmalı, gayret etmeli ve ona göre hareket etmelidir. Ben Allah'ın kuluyum. Her zaman Allah'ın huzurundayım. Öyleyse önce Allah'ın huzuruna layık bir tavır sergilemeliyim. Ve Allah'ın huzurunda onun rızasına uymayan hal ve hareketlerden de mutlaka sakınmalıyım diye iç dünyamızda sürekli bunun murakabesini yapmak durumundayız.